Aynalardan özellikle parabolik aynalardan çokça bahsettik. Bunlar ışığı yansıtan nesnelerdi. Bu videoda ise merceklerden, merceğin ne olduğundan söz etmek istiyorum. Işığı nasıl aktarıyorlar veya nasıl kırıyorlar ona değinmek istiyorum. Hepimiz mutlaka basit bir mercek görmüşüzdür. Camdan veya başka bir maddeden yapılmış olabiliyorlar. Öncelikle dış bükey merceklere değineceğim. Hatırlayalım. İç bükey içe doğru eğimli, dış bükey ise dışa doğru eğimli demekti. Dış bükey bir mercekte bu eğim simetriktir. Simetrik çizmeye çalışayım. Dış bükey merceğin bir tarafı böyle bir şeydir. Bunu bir küre yüzeyi olarak düşünebilirsiniz. Daha doğrusu küre yüzeyinin bir parçası olarak hayal edebilirsiniz. Çoğu mercek özellikle basit olanlar bu şekilde üretilir. Şunu biraz daha düzgün çizmeye deneyeyim. Bu bir küre yüzeyinin bir parçası ve mercek simetrik. Yani bu şekilde bir simetri ekseni var. Diğer tarafta ise bir yüzey daha bulunuyor. Bu da ilk yüzeyin aynısı. Güzel bir dış bükeyi mercek çizmek için elimden geleni yapıyorum şu an. Çok iyi oldu yalnız ha. Üstüne yazıp çizmeden önce şunu bir kopyalayıp yapıştırayım ki ilerleyen dakikalarda da kullanabileyim kopyaladım. Şimdi bakalım bu ışık merceğin içinden geçerken veya iletilirken ya da kırılırken neler olup bitiyor. Şimdi dış ortamın hava, merceğin ise cam olduğunu varsayıyoruz. Veya kırılma indisi havadan daha yüksek olan, ışığın daha yavaş ilerlediği herhangi bir malzeme. Şöyle merceğin asal eksenine paralel gelen bir ışın çizeyim. Merceğin asal ekseni bu. Tıpkı parabolik aynalardaki asal eksen gibi. İşte asal eksene paralel gelen böyle bir ışın ayna yüzeyine çarpıyor. Bu noktada mercek yüzeyine dik bir doğru çizecek olursak böyle bir şey elde ederiz. Çünkü mercek kavisli ve ne dedik? Işık dış ortamda daha hızlı hareket ediyor. Ve ışığın üst kenarı alt kenarına nispetle biraz daha uzun süre boyunca merceğin dışında kalıyor. Işını ışın yönünde ilerleyen bir araba gibi hayal edin. Gözünüze canlandırabilirsiniz diye arabayı çizeyim. Bunlar sol tekerlekler, bunlar sağ tekerlekler. Sol tekerlekler biraz daha uzun süre boyunca merceğin dışında kalabildiği için biraz daha uzun süre boyunca hızlı hareket edebiliyor. Bu merceğin yüzeyine indirdiğimiz dikmeydi. Dolayısıyla ışın aşağı doğru bu şekilde bir miktar kırılmaya uğruyor. Şimdi tekrar hızlı bir ortama yani havaya geçecek. Bu tarafın dikmesini de çizelim. Tahmin edebileceğiniz gibi bu taraftan ışının önce sol tarafı çıkacak. Işının veya arabanın sol tekerlekleri mercekten ilk çıkacak. Yani üste kalan tekerlekler. Önce onlar çıktığı için de hızlı hareket etmeye daha erken başlayabilecekler. Dolayısıyla ışık aşağı doğru daha da büyük bir kırılmaya uğrayacak. Yani şöyle bir yol çizecek. Işık ışını işte böyle bir yol çiziyor. Şimdi... Buralarda bir yerde öyle bir nokta var ki merceğin asal eksenine paralel olarak gelen tüm ışınlar o noktadan geçiyor. Buradaki ışın da merceğe girerken böyle, çıkarken böyle kırılıyor ve bu ışın da aynı noktadan geçiyor. İkinci ışınımız böyle. Bir paralel ışın daha çizelim. Burada biraz kırılıyor. Burada biraz daha kırılıyor ve o da aynı noktadan geçiyor. Sanırım bu noktaya ne ad verildiğini artık tahmin etmişsinizdir. Keşke biraz daha düzgün çizgiler çizebilseydim. İçeride biraz kırılıyor, dışarıda biraz daha kırılıyor ve doğruca bu noktadan geçiyor. Merceğin asal eksenine paralel olarak gelen tüm ışınlar bu noktadan geçecek şekilde bir yol izliyor. Yani tüm bu ışınlar bu noktada odaklanıyor. Dolayısıyla bu nokta merceğin odak noktası. Mercekle bu nokta arasındaki mesafe ise odak uzaklığı. Bu mercek mükemmel şekilde simetrik. Merceğin sol tarafından gönderilen tüm paralel ışınlar sağ tarafta odaklanır paralel ışınları merceğin sağ tarafından gönderdiğimizde ise yine aynı şey bu kez merceğin sol tarafında gerçekleşir. Yani bu ışın burada biraz kırılır, dışarıda biraz daha kırılır ve bu noktadan geçer. Bu durumda her merceğin iki tane odak noktası vardır. Merceğin sağ tarafından gelen paralel ışınlar sol tarafında odaklanır. Sol tarafından gelen paralel ışınlarsa sağ tarafındaki odak uzaklığında veya odak noktasında odaklanır. Aslında bunun tam tersi de geçerli. Bir mercek daha çizeyim ama önce merceklerle uğraşırken bir varsayım yapacağız. İşleri basitleştiren bu varsayımın adı ince mercek varsayımı. Işın merceğin içinde belli bir yol kat eder. Bu yol merceğin neresinden geçtiğine göre değişir. Mesela buradaki yol buradaki yoldan daha kısadır. Biz fiziğe giriş seviyesinde yani bu aşamada bu yol farkını ihmal edeceğiz. Aksi takdirde ışığın iletimi ve kırılmasından doğan bir takım farklarla boğuşmamız gerekir. Çünkü ışık burada, burada olduğundan daha büyük bir mesafe kat ediyor. Biz bu farkı yok sayacağız ve ince mercek sayımını benimseyeceğiz. Şimdi ince mercek varsayımında ışık nasıl bir yol alıyor bir bakalım. Bundan sonraki iki örnekte kırılmayı iki aşamalı olarak düşünmeyeceğiz. Genel bir şekilde mercekten çıkan ışın bu yönde kırılır deyip geçeceğiz. Şimdi buraya basit bir mercek çizelim. Bu da simetrik bir mercek ve bunun da iki adet odak noktası var. Birisi bu tarafta, odaklardan biri bu. Diğeri de merceğin bu tarafında ve yine aynı uzaklıkta bulunan bu odak noktası. Çünkü bu mercek simetrik. Şimdi bu mercek farklı cisimlerin görüntülerini ne şekilde değiştirir bir bakalım. Yine asal eksenimizi çizelim. Her iki odak noktası da bu asal eksen üzerinde yer alıyor. Şimdi buraya odak uzaklığının gerisine şöyle bir cisim yerleştirelim. Bu cismin görüntüsü ne olur bir bakalım. Hatırlayalım. Cismin üzerinde herhangi bir nokta seçebiliyorduk. Çünkü ışık her noktadan dağılarak yansıyordu. Ben öngörülebilir noktalar seçmeyi tercih ediyorum. Bir nokta seçelim. Mesela okun ucunu seçelim. Şimdi bu noktadan yine ne yapacağını öngörebileceğimiz bir ışın çıkartalım. Mesela asal eksene paralel bir ışın gönderelim. Kırılmanın iki aşamasını es geçiyorum mercekten geçen ışın merceğin diğer tarafındaki odak noktasından geçecek şekilde kırılır. Yani ışınımız bu şekilde kırılıyor. Şimdi okun ucundan bir ışın daha çıkartalım. Bu ışın da bu taraftaki odak noktasından geçiyor olsun. Bu ışın önce biraz kırılır, sonra biraz daha kırılarak asal eksene paralel olacak şekilde merceği terk eder. Umarım bu anlattıklarım size mantıklı geliyordur. Burada simetrik bir sistem söz konusu sağ taraftan paralel gelen ışın sol taraftaki odak noktasından geçiyor. Sol taraftaki odak noktasından geçen ışın ise sağ taraftan paralel çıkıyor. Dolayısıyla merceğin bu tarafında yer alan bir cismin belli bir noktasından radyal olarak yayılan tüm ışınlar diğer taraftaki bu noktada birleşiyor. Asal eksen üzerinde yol alarak merceği kat eden ışınsa buraya ulaşır. Kırılmaya uğramadan geçer yani mercekten girdiği gibi çıkar. Sonuçta merceğin diğer tarafında oluşan görüntü böyle bir şey olur. Yani bu örnekte görüntü ters ve gerçek gibi görünüyor. Ters ve gerçek. Tekrar edelim. Bu gerçek bir görüntü çünkü ışınlar bu noktada gerçekten birleşiyor. Yani buraya bir perde koyacak olursanız görüntüyü o perdeye düşürebilirsiniz. Bir sonraki videoda bu ışın gönderme yöntemi üzerine biraz alıştırma yapacağız. Cisim nerede olursa Görüntü nasıl olur sorusuna yanıt arayacağız. Cisim odak noktasındaysa ne olur, odak gerisindeyse ne olur, odak uzaklığının iki katı mesafedeyse ne olur, odak önündeyse ne olur, bunları inceleyeceğiz. En güzeli de bu ışınlar üzerine alıştırmalar yapıp, ışınların nasıl kırıldığı üzerine kafa yoracağız.